Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet. Aranızda olmaktan büyük bir mutluluk, heyecan ve onur duyduğumu ifade ederek ve her birinizi ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi ve Deva Partisi'nin, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi'nin çok değerli il başkanlarına da çok teşekkür ediyorum. Yalova Belediye Başkanımıza da, evet, siz misiniz? Evet, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Şimdi 20 Ocak 2020'den beri ben ilin ilçe ilçe ve esnaf esnaf geziyorum. Başkan, şunları... Bu dükkanların içinde partisini vermedim, propaganda yapmadım. Sadece ve sadece burada bu esnaf dükkanı işleten kardeşlerimizin sorunlarını, eleştirilerini, tavsiyelerini ve taleplerini dinledim. Asıl olan, asıl kim? Sizsiniz. Asıl olan millet. Asıl olan seçmen. Biz kimiz? Biz vekiliz, vekil. Yani niçin? Siz bize yetki verip vekalet verdiğiniz için vekiliz. İstediğiniz dakikada bu vekaleti geri almanız mümkün. Su görününce temin bozulurmuş. Ama bu ülkede şuculuk buculuk üzerinden herkes birbirine düşürüldü. O kadar kolay politika yapıldı ki benim kent müzesinin sahibi olan kardeşimin 2,5 sene evvelki koyduğu dönerin bugün en az %50'sinin kaybolduğunu biliyorum. Onlardan öğrendim ben. En az çalışanların yarısını mecbur kaldılar işten çıkarmaya. Evlerin geçimi en az %50 düştü. Onu konuşmamız lazımken oculuk buculuk üzerinden çırak çıkarılan bu seçmeni, yani veli nimet olan seçmeni el ele verip, birlikte el ele verip elbette tekrar veli nimet haline getirmek borcumuz var bizim. Benim gibi herkesi buraya getirsin. Karşınızda resmi tazim dursunlar. Ve milletin karşısında milletin emrindeyim desinler. Ya size terörist demesinler. Size nankör demesinler. Size sabrı önermesinler. Şimdi bütün bunların neticesinde eğer gerçek dertlerimiz konuşulursa 5 maaş alan danışman olmaz. Gerçek problemlerden bahsedilirse, onlar üzerinden rekabet yapılırsa, çözümler üzerinden biz birbirimizle rekabet edersek 10 maaş alan, 15 maaş alan danışmanlar olmaz. Senin çocuğun mülakatta 92 puanla elenirken 58 puanlı yanındaki arkadaşı ayısı olduğu için, dayısı olduğu için atanamaz. Senin çocuğun bütün imkanları geçip mülakatta 86 puanla, 92 puanla, 88 puanla elenip 52, 58, 62 gibi puanlarla atananlar varsa bu ülkede harami bir düzen var demektir. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız, birlikte. Şimdi kısacık iki örnek vereceğim size. Kısacık iki örnek. Evet, diyor ki hanımefendi, Yalova'da kiralar 7.000 lira, 20.000 lira arası gidiyor diyor. Şimdi tabi cebin para dolu Arap burada. Türkler çırak çıktı. İşte bahsettiğimiz bu. Ama söylemeye çalıştığım şey şu. Niçin fakirleştiniz kardeşim? Bakın asıl mesele bu. Niye fakirleştiniz siz? Yok bak, benimki çok ilginç. Bak. Benimki çok ilginç.
Ben burada PKK'lıyım ama Diyarbakır'da faili meçhulcuyum. Yahu ikisi birbirinden taban tabana zıt. Ben hangisiyim kardeşim, karar verin. Yalancılar, yalancılar, karar verin. Ben hangisiyim? Şimdi bakın, tam 24 milyar lirayı hepinizin cebinden aldılar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın aile dostu, ayıp olur ya aile dostlarını üzmek, biliyorsunuz. Hariri'nin cebine koydular. Yazık. Yani ahbap ya. Dedi ki itibardan tasarruf olmaz. Onun için Hariri'nin cebine doldurdular. Kim çırak çıktı siz? Kimin cebinden çıktı sizin? Oradan çıktı, oradan. Senin cebinden çıktı. Senin cebinden çıktı. Senin cebinden çıktı. Yani ne demek istiyorum, vergilerinizden çıktı. Bir başka şey daha var. Ana, Anka Park diye bir yer gezdim. Böyle bir şey yok. Tam 14 milyar lira. Ay garibim, dinozorlar şeklinde bağırıyorlar. Yok. Yapan to, yani orayı yapan cep dolmuş. Garibim diğerleri aç. Ya böyle insanlar dinozorların içindeki süngerleri çalmış. Efendim, demirleri almış, kablolar gitmiş. Daha komik ne biliyor musunuz? Ya başkanım, çarpışan otoların çarpışamadığı tek park. Ama 14 milyar lira. Toplayın ikisini. 38 milyar lira. Bu 38 milyar lira cebinizden çıktı. Birilerinin cebine gitti. Neler yapılabilirdi? Çiftçinin Nisan ayında atamadığı buğdaya atamadığı gübreyi bedava verebilirdik. Efendim, bu 38 milyar lirayla KYK borçlarının tümü çocukların silinebilirdi. Bu 38 milyar lira ile atanamayan öğretmenler atanabilirdi. EYT'lerin meselesi çözülebilirdi. Ve asgari ücreti tekrar bugünün şartlarına getirmek mümkün olurdu. Emekli maaşlarının en düşüğünü asgari ücret haline getirilebilirdi. Ve bütün devlette okuyan talebelerimizin ilkokul birden lise sona kadar hepsine sabah kahvaltısı, öğle yemeğini ücretsiz verebilirlerdi. Onun yerine cepleri doldurmaya karar verdiler. Şimdi hazır altılı masanın bütün il başkanları buradayken her türlü hakaret ettiler. Bakın, biz hiçbir şey demiyoruz onlara. Ama biz ne yapacağız biliyor musunuz? El ele verip sizinle sandıkta bu abileri, muhteremleri emekli ediyoruz. Helal oylarınızla, demokrasiyle sandıkta Hatay'a gönderiyoruz. Bütün dert ondandır. Bütün mesele bundandır. Ama bu harami düzeni yıkmak, sizinle bizim el ele verip yıkmak boynumuzun borcudur. İyi ki sizinle beraberim. Cenab-ı Hak beni ve arkadaşlarımı, her birimizi size yalan söyleyenlerden eylemesin. Sözünden cayanlardan eylemesin. Cebini dolduranlardan eylemesin. 500 milyon dolarlık uçakla gezip vatandaşının aç kalmasına göz yumanlardan eylemesin. Allah'a emanet olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oğlum, işler nasıl? Bu altyazıyı geçip söylüyorum ki diyoruz. Gerçekten kendi işinizi söyleyesiniz diye. Çok şükür diyoruz ama yani hem girdiler çok, hem iş yok fazla. Bizim işimiz mesela dolar üzerinden geliyor. Her aldığımız ürün dolar üzerinden. Teknik malzeme olsun, şarj aleti olsun, ekran değişimi olsun. Dolar üzerinden geldiği için hem geçen sene taktığım 200 lira ekranı bugün 400 liraya takıyorum. Evet. Şey, kayınço.
O da daha yeni sınava girdi KPSS'ye, o da iptal oldu. O da... Durum nasıl geçmiş senin? Benim hep iyi geçmişti, ben de şaşırmıştım ama şansım yok işte. Böyle sınav iptal oldu, senin? İnşaat bölümü. Niye özelde çalışmayı düşünmüyorsun? Özelde, İş mi yok? Anlamak için soruyor. Bak özelde, şey değil. Tabii. Sonra sen sözünü unuttun. Tamam yok. Ha. Özelde iş bulmak çok zor. Kursanızda çok düşük bir maaş, kötü şartlar olduğu için devlet çok daha karlı oluyor. Bak bunu duysunlar diye sordum bu soruyu. Yani birçok genç, mesela mühendisin KPSS ile uğraşmasına normal şartlarda gerek yok. Çünkü mühendis iş bulabilen insan demek. Her yerde girebilir işe. Yani onun için söyledim. Hadi. 200 liralık olan ürün bugün 400 lira, hatta daha fazla oldu da. Ama geçen sene 200 liraya değiştiriyorduk. Adam bu sene 400 lirayı değiştirmiyor. Değiştirse bile yani artık işçiliğimizden kısmaya başlıyoruz. Bu da bizi kurtarmıyor gibi bir şey oluyor. Dükkan kiraları artıyor, elektrik, hani klima açmak bir lüks. Bu ay normalde, hani ben 10 seneden beri bu dükkandayım. Her ay normalde yaz ayları 300 lira en fazla gelir. 300. Bu ay 925 lira geldi. Faturası da duruyor, istiyorsanız gösterebilirim. Yok oğlum, ben hiç yalan söyleyen esnafa karşılaşmadım. Hayır. Onlara göster. Onlara göster. 925 lira geldi ve çok klimayı da yakan bir insan değilim. Bu şekilde ve 925 geldi. Evlere yazın doğalgaz faturası gelmeye başladı. Bu ay doğalgaz faturası gelmiş eve 80 lira. Normalde 3 ay gelmezdi. 3 ay sonunda gelmeye başladı. Yani bu tek yakındığımız işte kiralar, elektrik, kira, dükkanda kira. Evim 2500 lira şu an. Şimdi arttırmak kalkışıyorlar mı? Yeni zaten girdim. Anladım. Daha şey yok. Bu dükkanın şu an 3 gün, Ocak'ta 4 gün olacak. Peki bu 2 kirayı çıkarabiliyor mu oğlum? Çok şükür. Yani önceden geçin. Gelin çalışıyor mu? O da yeni işe girecek işte mecburen. Bir tane çocuk var yani, 2 yaşında. İşte onu da akrabalara bakmayı düşünüyoruz. Bakalım inşallah o da olur. Olsun. İşte al canım beni. Kolay gelsin. Yani işlerimiz iyi. Geçimi yapıyoruz oğlum. Önemli olduğumuz zaten. Onu söyleyeyim. Her iki çıkar ama biliyorsunuz gelirlerle giderlerle onun için sordum. Siz neseniz? Eşim. Tamam. Patron oymuş, sana niye soruyorsun? Allah Allah. Emeklerimiz siz. O yokuyor, ben satacağım. Canım benim. Ya şimdi esnafın şikayetlediği şey şu. Evet. Zam ben yapmıyorum diyor. Evet. Zam yedi. Her şey zamlı. Yedi. Abi biri gelip biraz geç kalmışsın. Müşteriye soruyorum, alamıyor diyor. Söylemiyorsun, ben batıyorum diyor. Sizde de durum aynı. Yok yok. Başkanım, bir ay içinde biz bir de iki kez zam yapmak zorunda kaldık. Ondan dolayı. Yani haftada bize iki kere zam yapıyorduk, biz ayda bir yaptık. Bu da yani iki yılda bir başkanım, yani iki yılda bir... Yapıyorduk normalde ama şimdi öyle değil. Kıyma bazen diyor ki patatesi daha pahalı başkanım, kıyma da ucuz patatesi. 12 lira patatesin gibi diyor maalesef. Yani tarım ülkesindeyiz, 12 liraya patates alıyoruz, 10 liraya soğan alıyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir de hacminizi de göre.